Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur adabiyoti yurishlik to'r darsining ishtirokchilari. Biz bu soatlik darsimizda oldingi soatlik darsimizning davomi sifatida klassik adabiyotimizning eng gigant shaxsi, yetishgan til ustasi, Uyg'ur adabiy tilining qo'riqchi pasvoni, mutafakkur, davlat odami Alisher Navoiy haqida to'xtalamiz. Alisher Navoiy 1941 yil 2 ayning 9-chi kuni Herotda tug'ilgan bo'lib, Alisher Navoiyning nasabi haqida bizningki mashhur tarixchimiz Mirza Haydar Kuraganning tarixiy asari Tarixiy Rashidida mundaq ma'lumotlar bor. Alisher Navoiy Uyg'urlarning naslidandir. Ya'ni Mirza Haydar Kuragan Tarixiy Rashidining Yunusxon va uning avlodlari va amir ulamolari nomli bobida Alisher Navoiyning nasabiga to'xtalib, Alisher Navoiyning dadasi G'iyosiddin Barat kichikkina Uyg'ur baxshilaridan idi degan iboralarni qoldirib ketgan. Naqd mushu tarixiy hujjatlar Alisher Navoiyningki bir Uyg'ur shoiri ekanligininki oltindek isbotidir. Alisher Navoiy ijodiyotni boshlagan, ijodiyot kirishgan va ijodiyot elib borgan yillar bo'lsa, allaburun ayni davrdagi nurg'un Uyg'ur va turkiy shoirlar Paris quy bo'lib ketgan davrlar edi. Ya'ni ayni davrda Nizomiddin Genjivi, Amir Xisrov Dehlivi, Ubul Qosim Firdavsi, Saidi, Shirozi qatorliq Paris adabiyotining gigant shaxslari yaratgan va oltin cho'qqi chiqqan Paris adabiyotining ta'sirida o'z ona til bo'lgan Uyg'ur adabiyotini tashlab Paris tilida ijodiyot elib berish ko'zlangan bir davr edi. Bu davrlarda bo'lsa bosh ko'targan xoish arabiy hasalist, parsiy shakarist, turkiy hunarist, ya'ni arab tili, hasal tili, Paris tili, shikar tili, turkiy til bo'lsa, faqat hunar san'at tili she'r yozishga yormaydi deb qaralgan yillar edi. Alisher Navoiy dal oshindoq hammil shoir asosan degidek Paris tilida she'r yozgan, o'z ona tilini, o'z ona tilining adabiy tilini tashkil etgan bir davrda yolg'iz bir o'zi ona tilig bo'lgan yuksak mas'uliyati, muhabbati, ona tilini qo'g'dashdek po'latdan qattiq g'ururi bilan o'z ona tilini qutqizib kelishga maydonga yolg'iz tushgan bir azamat edi. Alisher Navoiy shu davrda o'ziningki Uyg'ur adabiy tili, ya'ni shu davrdagi atalg'us bilan Chag'atay Uyg'ur adabiy tili bilan nurg'ulg'an ijodiyotlarni elib bordi. Alisher Navoiyning ijodiyotlaridan eng mashhurlari Paris adabiyoti bilan davomlashgan, lekin o'zidan burun hech qandoq bir Uyg'ur shoiri yozib boqmagan Xamisachilik, ya'ni 5 dostondan tuzilgan Farhod Shirin, Leyli Majnun, Saddi Iskandar, Sabbi Sayyora va Hayratul Abrardan tuzilgan Xamisasini yozib chiqdi. Ya'ni o'zining butun hayotida yozib chiqqan g'azallarini bo'lsa, Nevadurul Shabab, G'araybus Sagir, Fawaidul Kabir va Bedoyul Vasat nomli 4 g'azallar to'plamiga jamlab, bularni Xazainul Ma'oni, ya'ni ma'nolar xazinasi nomli bir to'plam tuzib chiqdi. Uningdan boshqa o'z davrida va o'zidan burun yashagan Uyg'ur shoirlari bo'lsa, ularning ijodiyatlariga baho berib, tasdiqlab, tekshirib va ularni ilmiy yo'sinda tanqidlagan asari Majalusun Nafois Uyg'ur adabiyotidagi tunji tanqidiy asar bo'lib hisoblandi. Uningdan boshqa yana Oriz vaznida yozgan Mizonul Avzan nomli asari, Mahbubul Qulub, ya'ni ko'ngillarning ochqushi nomli pandi nasihat xarakterli asari, uningdan boshqa ikki tilni silishtirgan Muhakkamatul Lug'atayn nomli asari, hatto qushlarning tiligacha asar yozgan. Qushlar tili haqida yozgan asarning ismi bo'lsa Lisanatu Tayyirdir. Alisher Navoiy butun o'zining asarlarida 1,230,000dan ortiq so'z ishlatgan bo'lib, biz yuqorida ismini sanab o'tgan asarlar uning barliq ijodiyati emas, balki uning ijodiyatidagi vakil xarakterlik asarlardir. Unundan boshqa Alisher Navoiy yana nurg'un asarlarni yozganligi ma'lum. Alisher Navoiy o'z navbatida shoir bo'lish sifati bilan birga davlat arbobi va davlat vaziri bo'lib, Sultan Husayn Bayqaroningki xizmatida ayni davrdagi Herotningki nihoyatda madaniyatga gullangan, adabiyot san'atga ahamiyat bergan shundoq bir davrni boshdan o'tkazishga bevosita yetakchilik qilgan davlat arbobi edi. U yana gumanistik bir shoir bo'lib, har qachon insonparvarlikni ulug'lagan. Uning odimiy irsang demagil odimiy, aningki yo'q xalq g'amidin g'ami, ya'ni san xalqning g'amini yemaydigan bir odamni odam qatori hisoblama degan gumanistik qarashlari 500 yil burunla nihoyat bir yuksak bir badiiy saviyasida qoldirilgan. Alisher Navoiy o'zining burun o'tgan shoirlarningki ijodiyat tajribalarini yakunlab, jug'lab o'z davrida badiiylik jihatda intayin ustun bo'lgan, tema jihatda ko'p xil bo'lgan, shakl jihatda xilma xillashgan Uyg'ur she'riyatiniki nihoyatda mukammal va badiiy yorqin bir gultajisini o'z beshiga qo'ndirib ketdi. Alisher Navoiyning asarlari qarsak tema jihatining kengligi bilan, badiiylik jihatining yuksakligi bilan, fikriy jihatining tirandligi bilan, shakli jihatining ifodalash shaklining nihoyat ko'p va xilma xilligi bilan
Uyghur edebiyatıda alayda orun tuturdu. Elşir Navai'nin kiinki yaşayan bağırlık Uyghur klasik edebiyatıdaki şairler, Elşir Navai'ninki icadiyet pellisini, icadiyet şeklini, icadiyet haişini ve icadiyet fikrini özünün ülgüsü hesaplap, şunu ölçem kılıp ve şunu örnek elip, şunu yetiş maksadı elip bağlan. Elşir Navai, mahiyet cahati özü yalğız Uyghur edebiyatını Paris tılının asartıdan kutulduğun bolsa, özüden kiinki bağırlık şairlığı bolsa, Uyghur edebi tilde eser yazış işencisini ve imkaniyetini kaldırıp getti. Mundakça aytqanda Alisher Navai özüden kiyinki bir bütün Uyghur edebiyatının Uyghur edebi tilde yani Çağatay Uyghur edebi tilde yazılışına vesile bolgan, kapalet ige kılgan, onun mümkinçiligini kösetken til ustusudur. Alisher Navai özünün yazgan bütün şiirlerde küylemek mänisidiki neva degen taxallusunu işletken bolsa, özünün mü öz devirdaşlarına oxşaşla Paris tılının intayın mükemmel bilirgan, Paris tıldım şiir yazalarından bədii talantını namayan kılış ve ispatlaş üçün bir Paris şiirler toplumu tüzgen ve Paris yazgan şiirler bolsa, yokalgıçı degen mänadiki fani degen taxallusunu kullanırgan. Bunun da mı Alisher Navai'nin öz anlatılıp olgan muhabbetini, sadakatini, mesuliyetini, pidakarlıkını ve öz anıtlığı boğan gururunu yızkılalayımız. Alisher Navai ana aşındak anıtlığı boğan gururu bilen bizninki tilimizni ve bizninki 15. esirdeki Çağatay Uyghur edebi tilimizni en yarkın şekilde ifadelep bergen ve özü dinkinki bağırlık şairlerinin meyli tılığa, meyli icadiyet şeklige, meyli icadiyet metoduğa veya ki icadiyet haişiğa fikir endislerge ul hazırlap bergen. Alisher Navai hakikaten talantlı şair bulup, o özünki Mecalüsün Nefaiyes yani Şairler Meclisi namlı kitabınınki 3. betide şundak eytudu. Ben şiiriyetki yen girişken çağlarımda 3-4 yaşlarda idim. Anıveri'nin bunu bitin eytip bergen idim. Sorun ehlinin hemiz alkışlıgan ideyedeydi. Yani Alisher Navai 3-4 yaşında şu devrinin meşhur şairlerinin Anıveri'nin şiirlerini yadılgalıkı onun intayın küçük yaşında şiir yetkiriş geldikidin direkt bese onun 12 yaşında arızın yapkaç gözümdün saçılır her lehsi yaş bu ilekin feyda bulur yıldız nihan bolgaç kuyaş namlık sedrisinden başlangan gazelerini anlıgan Alisher Navai özü Uyghur tilininki Piri söz kanı deb atıgan şu devirdeki meşhur şair Ubeydullah Lutfi eğer imkaniyetim yar bəsiydi mən Navai'nin muş bir paçırğa özümnin 60 yıllık hayatımda yazgan barlıq şiirlərini tiyişki razı bolar ideyim deb gözü yaş ağalıqı Alisher Navai'ninki istidatlıq intayın talantlıq bir şair ikeliginin yeni bir ispatı. Alisher Navai bütün hayatı da ömrü de xalqni güzellikni erkinlikni sövgüne, insani mihr muhabbetini medihligen, küyligen şair. O, özünün eserlerde tematik katlamlarının intayın kanlılığı bilen, mol menbe uçuruları bilen, tesavvurninki intayın kanlılığı bilen, bedi'i yüksek bir edebiyatninki kandak yaratıldıklarını bizgi ispatlap bergen ispatları bilen Uyghur edebiyatı da alayda karakterlendi. Bulup mu, Alisher Navai o devirlerde Uyghur edebiyatının yalnız Paris edebiyatının kutkızıbla kalmay, Uyghur edebiyatının kutkızgan bir azmet idi. Alisher Navai'den kin, Alisher Navai'nin eserlerini düşünüş, okuş ve onu mutalık kılış, bir adamın medeniyet ölçümünü seviyesini sınaydıgan mühim bir medeniyet belgelerden biri bulup kalgan. Çünkü Alisher Navai'nin eserleri bilen, Alisher Navai ve Çağatay Uyghur edebiyatı en değerdeki Xurasan bölgelerine. Kaşgar'ın tatip Osmanlı'nın ki payitaht olgan İstanbul'a, Irak, İran, Hindistan, Afganistan bu rayonlarla Navai'nin eserleri ve Çağatay Uyghur edebiyatı seldek yayılgan idi. Çunlaşka Alisher Navai özünün Hayretul Ebrar namlı kitabı da Türkçü nezmisi tartıp ben elem, eyledim ol memleketini bir kalem deydi. Yani Türk nezmisi ben elem tatip bütün memleketini kalemim bilen aldım, işgal kıldım, fetih kıldım deydi. Bununki yani bir yarkın ispatı olsa, danlık Özbekistan şairi Abdullah Arapov'un Nevai'ye yazgan tüvendik şiiridir. Köp cahangır körgen bu dünya, barçığı guva yer astı. Likin dostla nezim ehli ara, cahangırla kembular rastı. 5 esirdeki nezimi sarayını, titirtidi zencir edin bir şiir, Timur tığı yetmigen cayını, kalem bilen aldı Alisher. Şundak, Alisher Navai'nin ki kalem yetmigen, Alisher Navai'nin eserleri yetmigen, Türkistan bölgeleri,
Xurasan, Mavraun-Nehir, Irak, İran, Bağdat, Hindistan bu topraklarda Elşir Navai'ninki edebi icat etti. Elşir Navai'nin təsiri, Elşir Navai'nin tili bu devirlerde mülçerliksiz derece yükselgen idi. Şunun bilen Elşir Navai'ninki barlık Uygur şairler, barlık Türkiy şairler bolsa Paris kuyluğunu taşlap Paris eser yazırgan haletten Uygur edebi tili bilen, yani Çağatay edebi tili bilen eser yazırgan bir halet şekillendi. Şunlaşka Elşir Navai yalgız bizden Uygur edebiyat tarihindeki mütebbekkür giganet şairimiz bulup da kalmay, o bizden edebi tilimizin kutkazgan, tilimizin korukçu pasibani ve tilimizin özünün yüksek bir milli gururu ile kutkazgan til korukçumuzdur. Elşir Navai hakkında küllerce, saatlerce tohtuluş, onun eserlerini okuş, düşünüş, hatta onunki icadiyet fikri, icadiyet izcilliği, icadiyet şekilleri, icadiyet metodi, til işiltiş güzelliği, vasıtları, stilistik vasıtlar, bunlar hakkında küllerce ders sözlüsek tükümeydiğen intayın kan hazini bir tema. Dikin biz dersimizdeki vakit itibarı bilen ve her derste fakat anı düşüncen asas kılgalıkımız için Navai hakkında bugün düşüncelik tohtulumuz. Dikkatinle, kilerkisandaki dersimizde bolsun.